Farz mıdır, vacip midir? Yani orasını bozan bir hanımefendi bu. Dini midir? Zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diyanet'e Soralım programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili, çok değerli hocamız Sayın Zeki Sayar'la birlikteyiz. Muhterem hocamıza aklımıza takılan dini içerikli soruları soracağız. İnşallah kendisinin engin bilgilerinden istifade ederek cevaplarını da almış olacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla, mail yoluyla ve sosyal medya üzerinden sorularınızı göndererek ulaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmanız için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 294-4294. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımızın mail adresi ve sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalar efendim. Diyanete Soralım sayfalarını takip edip oradan da an be an sorularınızı yorum ve mesaj atmak suretiyle ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, hoş nasılsınız? Bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam, duacıyım sağlığınıza. Sağ Rabbimiz eksikliğinizi vermesin. Şimdiden çok teşekkürler her soru ve cevap için. Müsaadenizle ilk telefon bağlantımızı almak üzere Alanya'ya doğru bir yolculuk yapalım. Sayın Şengül Özgeriş telefon attığımızda. Şengül Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hocamın ellerinden öperek hocama sabah namazıyla ilgili bir soru soracağım. Hocam buyurun. Ben şu sabah namazının arkasında her gün bir günlük kaza namazı kılıyorum. Bu geçerli oluyor mu? Yani sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı hepsini bir günlük kaza kılıyorum. Yani güneş doğmadan namazlarımı bitiriyorum. Anladım. İkinci sorum da hocam, namazlarımın kazalarını kıldıktan sonra sadece ettehiyyatını okusam, Allah mesalleleri okumasam onlar acaba geçerli olur mu? Kazalarını tamam. Kılarken değil mi? Evet, kazaları kılarken sadece ettehiyyatını okusam, peki, Allah mesalleleri, Rabbeneleri okumasam acaba o namazın kıymetli olur mu? Peki. Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Soralım Şengül Hanım, bakalım ne diyecek hocam. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Alanya'ya selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Namazla başlıyoruz hocam. Olmazsa olmazımız. Evet. Şengül Hanım sabah namazının hemen peşi sıra bir günlük kaza namazı kılıyormuş. Ne dersiniz? Olur mu? Neye dikkat etmeli? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala Resulillah. Şimdi tabii namazların edası farz olduğu gibi kazasını da yapmak gerekir. Kardeşimize ben de Allah kabul olsun diyorum. Yani her gün herhalde normal 5 vakit namazımı kılıyorum. Bir de sabah namazı feyizli bir zaman dilimidir. Dolayısıyla ben sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğmadan önce ikmal etmek üzere 5 vakitte sabah, öğle, akşam, yatsı, mutlaka vitri de kılıyordur. Kazalarımı kılıyorum. Malum bunlar zaman zaman konuşuyoruz. Yani bazı zamanlar var ki o zamanlarda ibadet etmek caiz değil. İşte güneş doğarken, batarken. Kaza namazı sadece 3 vakitte kılınmaz. Bunun dışında her zaman kaza namazı kılabiliriz. Sabah namazının daha doğrusu sünnetini kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar belki diğer nafileler kılınmaz ama sabah kaza namazı kılınabilir. Kardeşimizin sabah namazının farzından sonra kıldığı bu kaza namazları geçerli. Allah kabul eylesin. Ama ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Yapabiliyorsa daha kolay olması için. Mesela insan 5 vakit namazını kılınca her namazın sonunda sabah namazı kılsa, o bir gün yani o vaktin kazasını kılsa hem biraz daha sistematik olur hem daha kolay olur. Yaptığı da geçerli. Ona itiraz etmiyoruz. Allah kabul eylesin. Eyvallah. Bu namazları eda ederken özellikle İşte son oturuşlarda malum namazların sünnet olsun, farz olsun. Son oturuşlarda tahiyyatla birlikte salli barik dualarını ve Rabbena benzeri dualar okunur. Bunlar namazları kılarken olduğu gibi kazasını kılarken de gereklidir. Acaba sünnettir. Benim aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Şimdi sabah namazının hemen peşi sıra bir günlük kaza kılıyordu ya. Zamandan tasarruf etmek maksatlı evet, böyle bir soru sorulmuş olabilir. Siz onun çözümünü evet, her vaktin ardına o vaktin evet, kazasını kılma evet, olarak verdiniz. Evet. Böyle yapsa daha güzel olur herhalde. Yani yaptığı doğru ama benim söylediğim olursa yorgunluk da olmaz. Aslında bunu bütün izleyicilerimize üzerimde benim namaz borcum olan
diye düşünen bütün izleyicilerimize zaten bilirler. Ben de bir kardeşleri olarak hatırlatmak istiyorum. Yani namaz, hakikaten namaz mükellefiyeti önemli bir mükellefiyet. Namaz imandan sonra en çok hesaba çekileceğimiz konu. Böyle abdestimizi almışız, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmişiz, namazımızı kılmışız. Hemen arkasından da daha önce kılamadığımız bir namazın, o vaktin namazının farzını kaza edersek, böyle birkaç sene devam edince ne kadar kazamız varsa, İnşallah mesela 10 sene kılmış olsak, 10 senenin namazını eda ederken bir 10 senenin de kazasını kılmış oluruz. Cenab-ı Hak kabul buyursun. İnşallah. Vaktinde kılamadığımız için de yaptığımız kazaları kabul etsin. Bu kusurumuzu da Rabbimiz bağışlasın. İnşallah. Şimdi hocam, imandan sonra sorguya çekileceğimiz belki en çetin sorgunun da namaz konusunda olduğunu söylediniz. Bu vesileyle bir an evvel de borçlarını ödeme maksatlı yapıldığını düşünüyorum ben. Sayın Durmuş Kaplan şöyle demiş: son yıllarda sünnet namazı kılmayanlar var. Neye dayandırıyorlar? Bu kişileri nasıl ikna ederiz sünnet kılmaları için? Özellikle ben baştaki girişi şu yüzden yaptım. Kaza namazı borcu olanlar sünnetlerin yerine de kaza kılıyorlar hocam. Bu acaba isabetli bir davranış mı? Hanefi mezhebinde isabetli bir davranış değil. Şöyle söyleyelim isterseniz konuyu ortaya koymak için. Yani Peygamberimiz bizim rehberimizdir. Hazreti Peygamber Kur'an'ı bize getiren insandır. Yani dini bize getiren Peygamberimizdir. Hakikaten Peygamberin sünnetini bir kenara bırakarak biz iyi Müslüman olamayız, dinimizi yaşayamayız. Şimdi farz Allah'ın emri, sünnetler de Peygamberimizin namazların önünde ve sonunda kıldığımız, Peygamberimizin kılmamızı emrettiği ibadetler, farzları ikmal eden, farzların noksanlarını tamamlayan, sizin de işaret buyurduğunuz gibi, kıyamet günü şayet namazla ilgili hesabımızı verirken Rabbimize, farzlarımız konusunda bir noksanlık varsa sünnetlerin ikmal edeceği, Hazreti Peygamber'in mübarek Fem-i Muhsin'inden çıkan, günde işte bu sürekli hani namazların önünde arkasında kıldığımız revatip sünnetler takriben 12 rekat oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir günde. Evet. Şimdi bunları kılan insana Cenab-ı Hakk'ın cennette bir efendim yer ikram edeceğini, köşk ikram edeceğini Peygamberimiz buyuruyor. Dolayısıyla bu düşünce İslami değil. Nereden esiyor, nereden geliyor? Özellikle gençlerimize sanki sünnetin önemsiz olduğunu. Birileri sanki bunu böyle evet, hocam onlara sufle veriyormuş gibi. Şey, bu yanlış bir şey. Bakın biz Hazreti Peygamber'in sünnetlerini, Peygamber'in hadislerini, Peygamber Efendimiz'in yaşayışını, siretini bir tarafa bırakabilirsek, Kur'an-ı Kerim elbette Allah'ın kelamı. Kur'an'ı da bize getiren Peygamber'dir. Tabii. Yani Peygamber'e olan güvenimiz sarsılırsa Allah korusun, haşa, birisi çıkar der ki, yani o zaman Kur'an'da da şöyle böyle var. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bir bütündür. Biz selefimizden, ta peygamberimizden, peygamberi takip eden, sahabeden, arkasından Allah rahmet eylesin dini bize kadar intikal ettiren alimlerimiz, müçtehitlerimizden intikal eden, sağlam sırat-ı müstakim olan yolda Kur'an ve sünnet hep beraberdir. Farzları kıldığımız gibi sünnetleri de ikmal etmeyelim. Şafii mezhebinde sadece İmam Şafii'nin bir içtihadı vardır. Namaz çok önemli bir ibadet. Üzerinde kaza borcu olan, yani daha önce kılmadığı farz kaza borcu olan insanlar sünnet mi kılsın, bu farzlarını mı kaza etsin? İmam Şafii Hazretleri ve arkadaşları derler ki, burada kaza kılması sünnetleri kılmadan evladır. Ama şu şartla, böyle bir insan zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hep o kazaları kılmaya devam edecek. Yani ben nasıl olsa kaza kılıyorum, sünnetleri terk edip male yani veya fuzuli zamanla boşarı geçirmek şekliyle değil. Hatta hocam üzerimizde kaza borcu var diye sünneti kılmadığı gibi kaza namazı kılmayanlar da var. Yani bunlar yanlış şeyler. Bunlar yanlış şeyler. Terk etmek lazım. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Serdar Doğan beyefendi, bir takım firmalara bir miktar para yatırdık ve kendi çapımızda ortak olduk. Fakat 20 yıldır bize ödenen herhangi bir miktar para yok.
Biz yatırdıklarımızı da alamıyoruz. Acaba bu alacağımız paranın zekatını verecek miyiz demiş. Nedir cevabımız? Şöyle diyelim isterseniz. Yani zekat, zekata tabi olan alacakları bizim fukahamız üç grupta tasnif eder. Yani alacaklar üçe ayrılır. Bir, sağlam alacaklar. Bunlar şudur. Birisine verdiğimiz ödünç para veya sattığımız bir malın karşılığındaki alacağımızdır. Bu alacaklar borçlusu tarafından ikrar edildiği veya bu alacağımızı ispat edeceğimiz bir delil bulunduğu sürece bu alacakların geçmiş yıllara ait zekatını da vermekle mükellefiz. Eğer vermemişsek tahsil ettiğimiz zaman hepsini vermek durumundayız. Bu sağlam alacak. Eyvallah. Bir de satlık bir mal karşılığı değil de mesela diyelim ki işte kira gelirlerimiz var. Kiradan yani bir malı kiraya vermişiz. Oradan alacaklarımız var. Bu alacakların da geçmişe dönük zekatlarının verilmemişse verilmesi gerekir. Ama bir şartla böyle bir alacağı olan kardeşimiz yani kira gelirlerinden alacağı olan kardeşimiz hiç olmazsa nisaba ulaşacak bir miktarını tahsil etmişse bunun da hem şimdi hem de geçmiş yıllara ait zekatlarının verilmesi gerekir. Bir de zayıf alacaklar var. Bu kardeşimizin sorusu hangisine girer? İşte takdirini arz edeceğiz şimdi. Bu zayıf alacaklar herhangi bir mal karşılığı değil. Mesela hanımın kocasından alacağı mehri veya birisine vasiyet yoluyla bir miras gelmiş veya diyet dediğimiz gibi bu alacaklar, bunlar zayıf alacaklardır. Bunların geçmiş yıllara ait zekatını vermek gerekmez. Ancak bunlar şayet tahsil edilirse, tahsil edildiği andan itibaren üzerinden bir yıl geçerse sadece o yılın zekatını vermek gerekir. Yani para eline yeni geçmiş muamelesi evet, görüyor değil mi? Evet. Bu bahsettiğimiz bir takım kuruluşlarda Müslümanlar özellikle hassasiyet göstererek yani işte faizden uzak durarak para yatırmışlar. Bugüne kadar da herhangi tahsilini yapamamışlar. Tabii yani tahsil etme imkanı da var mı yok mu? Bunlar daha çok bu zayıf alacaklar kısmına girerse bu kardeşlerimiz şöyle yapacaklar. Yani bu zayıf alacaklar kısmında kendileri bilir biz. İşin mahiyetini de bilmiyoruz. Yani inkar ediliyor mu, edilmiyor mu, ne zaman alacaklar? Eğer zayıf alacaklar az önce sınıflandırdığımız gibi zayıf alacaklar kısmında bunlar mütalaa edilirse o zaman tahsil ettiği andan itibaren üzerinden bir yıl geçerse onların zekatını vermekle yükümlü olur. Eyvallah. Yani bir durum değerlendirmesi evet. Yapılacak. Artık ona göre Cenab-ı Allah inşallah almayı nasip etsin diyelim. Borçlulara da ödemeyi nasip etsin diye dua edelim hocam. Bize yakışan amin. Olur. Ömer Erdem Instagram'dan şöyle bir soru sormuş. Farklı kişilerin aynı veya farklı niyetle adak kurbanlarını normal kurban bayramında olduğu gibi 7 hisseye kadar birlikte kurban olarak kesmesi mümkün müdür? Dinen bu hususta hocam ne söyler? Büyükbaş hayvanlar malum 1'den 7'ye kadar hisse olarak kurban olabilirler. İnsanlar ister kurban bayramında olsun, mesela kurban bayramını verelim ki daha güzel. Kurban bayramında 5 tane kardeşimiz var. Diyor ki ben üzerimde nezir borcu var adak olarak bu hayvana ortak olmak istiyorum. 3 tanesi de mesela içinde birisi var şükür kurbanı kesmek istiyorum. Bir başkası da ben udhiye yani kurban bayramında vacip olan kurban için bu hayvana ortak ol. Yani hepsi bir şekliyle vacip, sünnet, müstehap, kurban niyetiyle bir hayvanın 7'de birine ortak olurlarsa, hangi niyetle ona ortaklarsa üzerlerinde yani kesmek istedikleri o kurbanı, o vecibeyi yerine getirmiş olurlar. Peki şu açıdan değerlendirirse kıymet hocam, bu 7 hisseye kadar bölünmesi meselesi tabii adak adarken mesela kişinin şöyle demesi lazım değil mi? Falanca işim olursa bir küçük baş hayvan keseceğim diye adak adarsa bir insan, bu aynı zamanda büyük baş hayvanda bir hisseye tekabül eder. Evet. Ama ben büyük baş hayvan adak edeceğim diyen insan tek başına büyük bir baş hayvan mı kesmeli? Tabii çok teşekkür ederim. Yani adak nedir? Bizim Rabbimize verdiğimiz bir sözümüzdür. Taahhüt ettiğimiz. Hı-hı. Yani Cenab-ı Hak bize onu vacip kılmıyor. Ama biz diyoruz ki ya mesela Anadolu'da bir insan
benim oğlum salimen, gazasız, belasız askerden gelirse Rabbim için bir tosun keseceğim. Dediyse bir tosun derse, o hayvanı kesecek. Tek başına kesecek. Abi bir büyükbaş hayvan keseceğim derse onun nezri ada o büyükbaş hayvandır. Ama kurban tabiri bir hayvan keseceğim. Kurban tabiri daha çok küçükbaş için kullanılır. Hı hı. Dolayısıyla eğer evet. öyleyse 7 hisseye kadar kesilebilir. Evet. Peki çok teşekkürler kıymetli hocam. Allah razı olsun. Antalya'ya gidelim sevgili dostlar. Sayın Mücahit Lortoğlu telefon attığımızda hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Teşekkürler. Hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun Mücahit Bey. Bununla ilgili çıkmaza düştük. Şimdi bizim bir arkadaşımız henüz bir senelik evli. Hı hı. Dün eşiyle bazı problemler yaşıyorlardı. Dün eşiyle ilgili barıştırmak maksatlı konuşurken eşine 3 talak hakkını birden verdi. Yalnız arkadaşımız Şafii mezhebine mensup. Hanım kızımız yani yengemiz şu anda 2 aylıkta hamile. Evet. Nikah durumlarının tekrardan nasıl olacağını, yani nikah tamamen düşer mi, bir daha geri tekrar alma imkanı var mı, bunu öğrenmek istiyoruz hocamızdan. Yani 3 talakla boşadı değil mi arkadaşınız? Evet, 3 talakla boşadı ama peki. kızgınlık haliyle, birden öfkeyle. Anladım. Soralım Mücahit Bey, bakalım ne diyecek hocam. Rabbimiz ülfet ve muhabbet nasip eylesin inşallah araları. Düzelir tabii dinen de bu mümkünse. Antalya'ya selam olsun, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Evvela şöyle diyelim, yani bu evlilik çok önemli, sorumluluk gerektiren bir akit. Peygamber Efendimiz özellikle talak konusunda dikkatimizi çekerek diyor ki, 3 şey var ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Bunlardan birisi de talaktır, yani boşanmadır. Aşağı yukarı Hanefi, Şafii, Maliki mezheplerinin cumhurunun kanaati şöyledir. Bir insan bir mecliste hanımını 3 talakla boşarsa bu geçerlidir. Yani buna beynunetü kübra derler. Yani bütün boşamalar gerçekleşmiş olur. Mezheplerin yaygın kanaati budur. Ancak konuyu daha önce de görüştük. Taze olduğu için isterseniz bir daha ifade edelim. Buyurun hocam. Hazreti Peygamber döneminde bir de Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde de Hazreti Ömer'in de hilafetinin ilk 2 yılına kadar böyle 3 talakla bir mekanda 3 talak aslında bir sayılıyormuş. Bunun hadisten de bir delili var. Rukane isminde bir zat Hazreti Peygamber'e gelerek mahvoldum ya Resulallah, ben perişan oldum. Ne oldu? Ya Resulallah, ben hanımımı kardeşimizin dediği gibi 3 talakla boşadım. Peygamberimiz diyor ki bunu bir seferde bir mekanda mı söyledin? Evet, o bir sayılır diyor Peygamberimiz. Yani iki bağ ile devam ediyor mu? Bir sayılır diyor. Şimdi izah edeceğim. Hazreti Ömer dönemine gelince Hazreti Ömer çok farklı bir insan. Hı hı. Yani İslami kurumların oluşmasında çok önemli yeri olan bir insan. Bakıyor ki insanlar bu konuyu, bu evlilik konusunu, talak konusunu böyle ihmal ediyorlar. Onları disipline etmek için bir mekanda da söylense 3 talakı bir saymışlar. Ama işte Hazreti Peygamber'in dönemindeki uygulama, sonra gelen İbn-i Kayyim gibi ve arkasından gelen bazı alimler, Muhammed Şeltut gibi, günümüzde bazı fetva meclisleri, Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bu İlk dönem uygulamaları günümüzün de değerlendirerek bir mekanda veya kadının bir temizlik müddetinde, bir temizlik, tahir müddetinde birden fazla da söylense bu 3 talakı bir saymıştır. Bu kardeşimize şunu söylüyoruz. Bir daha asla bu talak kelimesini aklına almamak üzere, söylememek üzere. Yani başka şey konuşalım kardeşim, yani kızgınlığımızı gidermek için hemen her şeyi alt üst etmeye gerek yok. Daha itinalı, daha dikkatli, daha aklı selimle hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Bu söylediğim son görüşle amel edilebilir. Buna göre de aralarındaki nikahın 3 tane bağdan birisi kopmuş olur. İkisiyle birlikte devam ederler. Peki burada yeni bir nikah falan gerek var mı hocam? Yeni bir nikaha da gerek yoktur.
hanımefendiyle barışırlarsa bir problem yok. Ben işime döndüm deyince veya mesele yok. Yani yeni bir nikah, yeni bir mehir gerek yok. O ancak bu boşama devam eder. 3 ay 10 gün hiç yaklaşmazlar. İddet biter. Artık bu talak bayine dönüşür. Bayin olduktan sonra artık ancak taraflar isterlerse karşılıklı rızalarıyla yeni bir nikahla, yeni bir mehirle bir araya gelirler. Ama iki bağla evlilikleri devam eder. Eyvallah. Zeliha hanımefendi de bir mail sorusunda yine nikahla alakalı bir soru sormuş. Şöyle diyor kıymetli hocam. İslam hukukuna göre bir kadının eşinden 4-5 yıl gibi uzun bir süre haber alınamamış, beyefendi ortada yok diye de not düşülmüş. Bu durumda hanımefendinin nikahı düşer mi? İslam hukukunda buna mefkut derler. Yani kaybolmuş insan, mefkut. Bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler var. Az önce söylediğim gibi yine mesela Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi gibi mezhepler bu konuda aşağı yukarı daha sıkı kayıtlar getirmişlerdir. Mesela Hanefilerde yani bu kaybolan kişinin emsallerinin hayatta olmaması gerekir. Şu kadar yıllar var, yani çok farklı yıllar var. Bu konuda sadece yani onlar emsalleri hayatta olduğu sürece kadın onunla evli gibi kabul edilir. Bir başkasıyla evlenemez. Ancak Maliki mezhebinde bu imamlarımızın ihtilafı ne kadar rahmet olduğu ortaya çıkıyor. Eyvallah, böyle konularda. Onun için alimlerin, büyüklerin içtihatları, ihtilafları hakikaten ümmet için rahmettir. O Maliki mezhebindeki bir görüşe göre eğer eşi kaybolan araştırılır, sorulur, bulunamazsa aradan da 4 yıl gibi bir süre geçmiş olup hiçbir haber alınamaz, sağ mı ölü mü bilinemezse böyle bir hanım yeni bir evlilik kurabilmesi için mahkemeye başvurur. Mahkeme de bu meseleleri değerlendirir. Bunların ayrılışına, tefrikine hükmeder. Kadın ondan sonra iddetini bekleyerek yeni bir evlilik yapabilir. Canım, yani asgari 4 yıl. Asgarisi 4 yıl. Maliki mezhebinde. Ona göre de evet, amel edebilirler. Peki, teşekkürler. Ama mutlaka mahkemeye başvuracak. Mahkeme bu nikahı ortadan kaldıracak. Ondan sonra iddet bekleyecek. Değil mi? Ve yeni bir evlilik kurabilir. Peki, teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Evet. Mardin'e gidelim sevgili dostlar. Ramazan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok şükür efendim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Allah iyilik versin. Buyurun. Ben hocama şey soracaktım. Gene bu dini nikahla ilgili bir soru. Nedir efendim? Şimdi erkek boşanmak istemiyor. Fakat kız mehrini alıp beni boşa diyor. Zorla boşa diyor. Mahkemeye başvurmuş. Evet. Mahkeme boşamayı verirse çocuk istemediği halde boşanmak istemiyor. Çünkü mağdur oluyor. Evet. Bu dini nikah düşer mi? Peki, soralım Ramazan Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Tamam hocam. Kolaylıklar diliyorum. Mardin'e selam olsun. Dua edin inşallah bizim için de. Mahkemenin boşaması hanımefendi tarafından da müracaat edildiğinde erkek rıza göstermiyorsa bir boşama mıdır acaba? Ona geçmeden orada bir nokta var. Bu mehir meselesi de şöyledir. Mehir kadının hakkıdır. Yani kadın İslam hukukuna göre isterse eşinden eğer isterse tabi bunu hibe de edebilir veya sonra da almak üzere efendim işte erteleyebilir. Ama ertelemezse peşin olarak isterse kadının hakkıdır. Zaten zifaf yani kadın erkek aynı yatağı paylaştıktan sonra mehir tahakkuk eder. İster boşasın ister mahkeme boşasın. Onu zaten verecek o yani. O mehir kadının hakkıdır. Gelelim kardeşimizin Mardin'den soran bu değerli kardeşimizin sualine. Şimdi bugün fetva meclisleri, Din İşleri Yüksek Kurulumuz da mahkemeye müracaat eden eşlerden birisi mahkemeye müracaat edince hakim bu müracaatı değerlendirdikten sonra eğer eşlerin boşanmasına karar verirse bu mahkemenin boşanması bir bayin talaktır. Erkek istemese de bir bayin talakla bu nikah ortadan kalkmış olur. Boşanma gerçekleşmiş olur. Eyvallah hocam. Peki, teşekkür ederiz. İnşallah düzelir diyelim. Muhabbet dileyelim onlar için. Evet.
Osman Kaynak selamlarını iletmiş size. Devlet dairelerinde çay kahve yapıp ve bunları mesai saati içerisinde içmekte. Aynı zamanda kendi kişisel eşyalarımız olan cep telefonu ve bilgisayarları şarj etmekte. Dinen bir problem var mı acaba? Yani çalıştığımız yerin kuralları neyi gerektiriyorsa o kurallara uymak lazım. Mesela çalıştığımız yerin kurallarında işte çay yapmak, kahve yapmak veya işte elektrik ocağı kullanmak. Yani kurumların kendilerine ait bir takım yönetmelikleri var, idareleri var. Bunlar herkesi bağlar. Bu konulara dikkat etmekte fayda var. Yani titiz olmak lazım, evet, değil mi hocam? Kul hakkına, evet, taalluk yani edebilir. Peygamber belki. Efendimiz, yani telefon falan farklı bir şey de buyuruyor ki el halalu beyin vel haramu beyin. Haram da bellidir, helal de bellidir. Aralarında şüpheli şeyler vardır. Çalıştığımız yer hakikaten eğer biz masa altından diyelim ki bir ısıtıcı kullanıyorsak, kurumun amirleri duyduğu zaman buna yani hoş bakmayacaklarsa bunlardan olabildiğince uzak durmaya. Bazen yazılı olmayıp da genel geçer, evet, kurallar da vardır hocam. Onlara yani da dikkat etmek lazım, değil mi? Dikkat etmek lazım. Eyvallah. Evet. Teşekkürler. Gaziantep'e gidelim sevgili dostlar. Mehmet Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam Mehmet Bey. Hocamıza bir sorum olacak. Tabii efendim. Sürekli yani aile arasında annem için sorum, annem için olacak. Sürekli tamam. Hani anneme diyor ki işte seni boşadım. Beytullah şahidim olsun. Sizi boşadım. Seninle işim yok artık. Babanız mı diyor sürekli, efendim bunu? Evet hocam. Annem de bizim için oturuyor halen. Yani bunun bir günahı var mıdır yok mudur? Anladım. Soralım Mehmet Bey. Bakalım ne diyecek hocamız? Rabbimiz tamam. Kolaylıklar ihsan eylesin. Hocamdan cevabı alacağız. Ben de merak ettim. Doğrusu Gazi şehrimize de, aziz şehrimize de selam olsun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Bu talak lafızları bir kinayeli lafızlar var. Bir de sarih lafızlar var. Mesela sarih lafızlar dediğimiz, sarih yani işte açık, net, seni boşadım gibi sarih lafızlar niyete ihtiyaç duymaz. Şimdi kardeşimiz az önce söyledim, bir daha tekrar etmek istiyorum. Hakikaten İslami açıdan, dinimiz açısından bu konulara çok dikkat etmek lazım. Yani bu talak konusu ağızda sakız yapılacak gündelik işlerde hemen kızınca efendim kullanmamız gereken bir şey değil. Bundan kardeşlerimizin uzak durması, bu konuda çok hassas olması, dikkatli davranmasını bir daha hatırlatmak istiyorum. Ama bir insan İslam'a göre, dinimize göre hanımına yani en son böyle ben seni boşadım dedi. Aradan bir ay geçti. Bir daha aynı kavramı kullandı. Boşadım dedi. Aradan bir ay geçti. Bir daha boşadım dedi. Yani kadının üç ayrı temizlik süresinde, ayrı ayrı zamanlarda bunlar söylendi. Bunu söylerse yani bunun dönüşü yoktur. Allah korusun. Boşanmış mı olurlar yani? Bu tabii bu boşanmış olurlar. O hanımefendi bir başkasıyla evlenmedikten sonra aynı beyiyle yeni bir evlilik kuramaz. O da zaten herhalde, evet, çok mümkün olmayan bir durum yani, değil mi? Ama bu konuda ben şunu söylüyorum. Şimdi bunlar da hangi amaçla söyledi, öfkesi ne kadardı? İşte kendine bunlar tartışmanı miydi? Yani ben mesela gadban, çok aşırı derece öfkeli olan veya efendime söyleyeyim çok aşırı derecede Allah korusun içki içmiş, serhoş olan bunların boşamaları ile ilgili fukahanın farklı kanaatleri var. Dolayısıyla normalde biz Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da bu boşamakla, talakla ilgili, nikahla ilgili, hatta bazen miras hukuku ile ilgili tarafları ilgilendirdiği için tarafları bizzat çağırıyoruz, kendilerini dinliyoruz. Hem hanımefendiyi hem erkeği. Bu bakımdan bu kardeşlerimiz de böyle sık sık tekrarlanan şeyleri bizim müftülüklerimiz bu konuda yetkinler. Zaten onlara başvurabilirler. Kaç defa söylendi, ne oldu? Daha detaylı bilgiyi ve daha net bilgiyi, evet, alırlar değil mi? Evet. Peki hocam teşekkür ederiz. Rabbimiz kolaylıklar ihsan eylesin. İzmir'e gidelim. Leman Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. İyi akşamlar annem. İyi akşamlar Leman teyze. Ben 80 yaşındayım yavrum. Maşallah. Ellerinden öpüyorum. Ben kulağı hastasıyım. Evet.
Makinelerle yaşıyorum. Abdest alamıyorum ben. Çorabın üstünden teyemmüm yapıyorum. Namazımı geçiresim gelmiyor. Anladım. Teyemmüm yapsam mı? Abdestimi zorla çorabın üstünden abdest alabilirim. Üstüme silebilirim. Onu soracaktım. Soralım Leman teyze. Tamam, sen kendini yorma. Ben anladım. Her açısıyla cevaplandıralım inşallah. Rabbimiz hayırlı şifalar ihsan eylesin. Sağ ol çocuğum. Ellerine Allah bakıyorum. Razı olsun yavrucuğum. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşam. Allah'a emanet olun yavrucuğum. Sen de Leman teyze. Allah'a emanet ol. İzmir'e selam olsun. Koa hakikaten çok önemli bir hasta hocam. Evet, nefes problemi yaşıyorlar. Abdest almakta da tabii o hareketleri yaparken demek ki Leman teyze bir takım rahatsızlıklar çekiyor kıymetli hocam. Ne dersiniz 80 yaşı itibariyle bu teyzemize? Şimdi su varken abdest alma su varken teyemmüm caiz olmaz. Hı hı. Ama hanım teyzemize şöyle diyelim. Acaba yani yanına su getirip abdest almasına yardımcı olacak, abdest almasını temin edecek kimseler varsa mümkün mertebe abdest almaya gayret etsin. Yani su varken işte konuşabiliyor hamdolsun, mutlaka yakınları vardır. Bu çorap üzerine de mes, ince çoraplar üzerine mes caiz olmaz. Evet. Bir mes giyebilirse, mes giyebilirse veya kalın çorap olursa onlar üzerine mes edebilir ama incecik çoraplar üzerine mes olmaz. Yani eğer yakınları, torunları, bakacak kimseler varsa yani ibadet önemlidir. Mümkün olduğu kadar abdest almaya imkanı olduğu sürece abdest almaya gayret etsin. Ama bütün bunlar yoksa, yapamıyorsa, suyu kullanamıyorsa, imkanı yoksa, sağlığı buna müsait olmazsa ancak o zaman teyemmümle bunları yapabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani böyle bir teyzemizin hizmetini görmek de çok büyük bir sevap değil mi hocam? Şimdi evlatları için, torunları için cennetin kapısını aralama fırsatı aslında. Buradan da duyuralım. Evet. Belki vardır torunu torbası. İnşallah Leman teyzenin hizmetini görerek bu sevaba nail olurlar. Ahmet Ekici Beyefendi Yalova'dan telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocam iki sorum olacak benim. Tabii Ahmet Bey. Buyurun. Buyurun. Hocam biz evlilik çağına gelmiş iki genciz. Görücü usulü tanıştığım bir kız var. Evet. Şimdi ailesi hocam babamın kötü alışkanlığı var diye bana vermek istedi o kızını. Evet. Benim bir kötü bir huyum yok yani. Bir kişinin babasının kötü olmasına rağmen evladını vermeye engel midir sizce? Bir eyvallah. Bu. Hocam bir de ikinci sorumda kızın babası kızını kimseye vermek istemiyormuş yani aldığımız bilgilerden. Ya her gelinler bir kusur buluyormuş. Aile evlilik çağı gelmiş kızını bu denli evde tutmasının bir gereği var mı? Yani bir hakkı var mı acaba? Eyvallah. Soralım Ahmet Bey kardeşim. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbim hayırlısıyla inşallah darayın saadeti nasip eylesin size. Bakalım hocamdan tavsiye alalım. Umarım gerekli yerler de dinler. Ona göre hareket ederler. Ne dersiniz hocam? Bugün hep aile hukukuyla ilgili. Aynen öyle hocam maşallah. Şimdi bir defa bu konuda dinimizin ortaya koyduğu ahkama bakacak olursak sadece imamlarımızdan Ebu Hanife Hazretleri diyor ki buluğ çağına ermiş kız ve erkek yani onların davranışlarına Cenab-ı Hak hukuku sonuçlar yüklüyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlar karşılıklı rızalarıyla birbirleriyle evlenmeye karar verebilirler. Ama bir şart koşuyor. Eğer evlenen gençler kız erkek birbirine yani kız denk değilse kızın babası velisi buna itiraz edebilir. Yani dengi değilse. Böyle bir hakkı da var. Kefaat denen bir şey var. Hı hı. Bunun dışındaki bütün imamlar derler ki evlilikte velinin izni şarttır. Yani anne baba özellikle bayan tarafından anne baba ancak işte çocuklarını evlendirebilir. Yani genç kızı veya işte evlenmiş ayrılmış hanımların evliliklerinde velinin izni şarttır. Dolayısıyla burada kız babası sonuç itibariyle İşte bu evliliği müsaade etmiyorsa evvela onu ikna etmeye çalışmak lazım. Burada genel olarak bazı şeyler söylemek gerekirse bir insanın
Yani Hazreti Nuh aleyhisselam peygamberdi ama oğlu kendisine inanmadı. Hazreti İbrahim aleyhisselam peygamberdi. İşte babası olduğu Azer'den bahsedilir. O da put yapıyordu. Yani babanın günahı ayrıdır, evladının günahı ayrıdır. Her ne kadar da yani ben genel söylüyorum. Diyelim ki yani kötü alışkanlıkları olan bir baba evladına iyi örnek olamasa da bazen böyle kötü alışkanlıkları olan Allah hepimizi düzeltsin bu amin, kardeşimizi amin. De böyle bir babadan da düzgün bir evlat çıkabilir. Şimdi bir bunu ifade etmek istiyorum. Olabilir kardeşimiz bir kötü alışkanlığı olmadığını söylüyor. Karşı tarafta da şimdi hepimiz anne babayız. Anne babalar çocuklarının düzgün bir yuva kurmalarını isterler. Belki çocuklarından daha çok anne baba çocuklarını düşünür. Yani bu konularda böyle karşılıklı anlayışla büyükler araya girerek, yani sözü dinlenen, hakem rolünde olan, toplumda yeri olan, efendim akil insanlar devreye girerek hakikaten bu hayırlı işlere rehberlik etmek, önderlik etmek güzel bir şeydir. Bizim tavsiyemiz bu yönde olmalı. Hocam ben mesela burada tabii evlilik çağına geldiğinden bahsettiği için Ahmet Bey kardeşim herhalde yaşça da biraz yakınız. Belki benden de belki küçüktür diye söylüyorum yanlış anlamasın. Burada Ahmet Bey kardeşimize farklı bir görev düşer mi acaba? Babasını burada belki babasının ıslahı noktasında da kendisi bir şeyler yapabilir. Hani ona dua eder, ona bak baba böyle bir şey var, sen de bu kötü alışkanlıklarından kurtul. Senin için de iyi olacak, bizim için de iyi olacak. Belki imtihan içinde farklı bir imtihan da vardır gibi. Gayet tabii, bu da ailede muhasebe edilmesi gereken. Değil mi? Hatta mümkünse o beyefendi babasının yani bir muhasebe ederek bak benim yüzümden evladıma da şöyle böyle söyleniyor. O da güzel bir şey, o da bir yan kazanç olur burada inşallah. Eyvallah. Yani evlilik hususunda biraz dikkat etmek gerekiyor tabii. Gençlere de yardımcı olmak isabet olur diye düşünüyorum. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Hamide Akdemir hanımefendi selamlarını iletmiş hocam size. Selam. Cuma günü caminin aynı katında bölünmüş bir kısım önde olmakta, erkekler arkada kalmakta demiş efendim. Hanımlar için ayrılan kısım erkeklerin önünde. Böyle bir yerde namaz kılınır mı? Namaz kılınır. Burada herhalde sormak istediği mesele buradaki erkeklerin, kadınların hizasında olan erkeklerin namazında caiz mi değil mi? Hı hı. Şimdi bu hizalaşmak, muhazatün nisa meselesi Hanefi mezhebinde cemaatle kılınan namazlarda önemli hususlardan birisidir. Yani aynı imamın arkasında aynı namazı kılan kişilerde saflar tanzim edilirken usul şudur. Evvela erkekler saf tutarlar, arkasından erkek çocuklar, onun arkasından da hanımlar, hanımefendiler, sonra da işte kız çocukları saf tutarlar. Eğer böyle değil de mesela aynı imama uymuşlar, aynı namazı kılıyorlar. Zaman zaman Kabe'de gördüğümüz gibi şimdi safın ortasında bir hanımefendi durursa, bu hanımefendinin sağında ve solunda olan iki kişi ve arkasında olan, o hizada olan insanların, erkeklerin namazı geçerli olmaz. Buna muhazatun nisa derler Hanefi mezhebinde. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bir, aynı imamın arkasında namaz kılmış olmaları ve imam efendinin de hanımlara da işte imam olduğuna niyet etmesi ve ayrıca aralarında bir engel bulunmaması gerekir. Perde gibi veya burada söylediği gibi. İşte müstakil bir bölüm olmamış gibi olacak. Orada müstakil bir bölüm var. Hanımlar için ayrı bir yer var. Dolayısıyla kardeşimizin sualinde belirttiği gibi böyle bir yerde önde de olsa hanımefendilerin namazı da geçerlidir. Diğer cemaatin namazı da geçerlidir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Peki hocam, teşekkürler. Instagram'dan Ayşenur Doğan hanımefendi şöyle demiş. Hocam annemlerle aynı namazı münferiden kılmak için yan yana seccade serdim. Bir akrabamız dedi ki siz cemaat değilsiniz. Seccadelerin biri ileride diğerinin geride olması lazım. Ben de dedim ki ama yanımızda erkek yok ki niçin öyle yapalım?
Acaba hangisi doğru? Hakikaten geri ileri böyle karışık mı sermeli? Asıl cemaat olursa, bir imamın arkasında olurlarsa yani, o zaman yan yana olmaları sıkıntılı. Eğer anne evlat, tavsiyemiz şudur. Genel kurala uyarak beyefendinin biraz önde, hanımefendinin de biraz arkada durması namaz kılarken. Ama böyle değil. Münferiden imama uymamışlar, az önce söyledim. Ayrı ayrı kendi başlarına namaz kılıyorlar. Böyle bir anne, oğul yan yana da olsa, arka arkaya da olsa namazlarının sihhatine bir engel teşkil etmez. Zaten ama, hepsi bayan olsa değil mi hocam? Hiçbir problem yok. Tabii tabii. Hiçbir şey olmaz. Eyvallah. Bir de şöyle bir soru var hocam. Aydın'dan Mustafa Bey demiş ki, Zamm-ı Sure okurken besmele çekilir mi? Namaz kılarken malum işte namazlara ilk başlarken biz Subhanekallahümme duasını okuruz. Bunun arkasından da Bismillahirrahmanirrahim der, Fatiha-i Şerif'i okuruz. Bundan sonra Fatiha'dan sonra okuyacağımız ayetlerde, yani sure, Zamm-ı Sure denilen tırnak içinde orada besmele çekmeye gerek yoktur. Subhaneke'den sonra Euzu besmele çeksek hocam? Olur. Ama besmele daha çok Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Euzu besmele de çekebiliriz. Eyvallah. Ama daha çok besmele yeterlidir. Peki, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ankara'ya gidiyoruz sevgili dostlar. Sayın Zeki Şahin Beyefendi telefon hattımızda. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocama da çokça selamlarımı söylüyorum. Aleyküm selam. Şimdi biz akraba evliliği yaptık. Evet. Amca çocuklarıydı biz. Benim bir bacım diğer amca oğluma evlendi. Evet. Ben de onun bacısıyla evlendim. Yani iki değişik gibi oldu böyle. Fakat evet, amcaoğullarımız onların birbirine emdirdiğini söylüyorlar. Biz de kardeşler olarak aynı şey, süt kardeşliği olur mu? Yani burada süt kardeşi olduğunu söyleyenler kim Zeki Bey? Bizim büyüklerimiz. Sizden önceki çocuklar süt emmişler. Onlar emmişler. Süt kardeşi olarak emmişler, evlenmişler ama. Fakat bilmiyorlarmış. Biz de onların kardeşleriyiz. Anladım. Soralım Zeki Bey, bakalım hocam ne diyecek. Biz evet, genel olarak anlatalım ama muhtemelen evet, hocam başka bir konuya da dikkat yani çekiyor. Yani daha doğrusu şöyle desem de olabilir. Sürt kardeşinin kardeşleri de kardeş olur mu? Eyvallah. Tamam, ben de onu soracaktım zaten. Bakalım evet, ne diyecek hocam. Kolaylıklar diliyorum. Hane halkına sağ selam ol, olsun. Sağ ol, iyi akşamlar. Dua edin inşallah. Hocam, sağ olun, hayırlı akşamlar. Bu konuya evet, dün dikkat çekmiştik. Hı-hı. Yine diyelim. Hakikaten İslam hukukuna göre süt kardeşlerin süt akrabalığı, nesep akrabalığı gibidir. Buna dikkat etmek gerekir. Furkan Bey, bu konuda genel bir kural var. Genel kural şudur. Yani emziren hanımefendinin nesli, yani bütün çocukları, kocası, hala, emziren kadının nesli, karşı taraftan emenin sadece kendisiyle, nefsiyle evlilik engeli, süt kardeşliği oluşur. Şimdi burada bir hanımefendi, diyelim ki Fatma Hanım, Ayşe Hanım'ın oğlunu emzirmiş. Ayşe Hanım'ın oğlu Ahmet olsun. Ayşe Hanım'ın oğlu Ahmet, Fatma Hanım'ın bütün çocuklarıyla süt kardeşi olur. Öncesi sonrası evlilik fark etmeksizin. Ama Ayşe Hanım'ın bir büyük oğlu veya bir küçük kızı Fatma Hanım'ın diğer çocuklarıyla evlenebilir. Bunlar arasında evlenme engeli yoktur. Şimdi buna göre genel kuralı bir daha tekrar ediyorum. Yani emziren hanımın nesli, bütün çocukları, karşı tarafta emen kişiyle süt kardeş. Onun da nefsi sadece. Diğerleriyle aralarında bir evlenme engeli yoktur. Bu çerçevede kardeşimiz olaya bakacak. Bir de bu konu evlilik yaşı var. Yani emme yaşı var. İşte bu 2 yaşına kadardır. Hanefilerde hüküm biraz daha işte bir parça da olsa emince süt kardeşliği oluşur. Mesela Şafii mezhebinde biraz daha ruhsatlı kısımlar var. Bunlar böyle iyice dinlenmeden, şahitler dinlenmeden hakikaten karar verilecek konular değil. Bu söylediğim genel çerçevede işte en yakın bir müftülüğümüze giderek bu kardeşlerimiz de zihinlerdeki tereddütlerini ortadan kaldıracaklar. Eyvallah. Hocam, ama Instagram'dan genel kural şudur. Buyurun. Müsaade edersen. Yani emziren hanımın bütün çocukları sadece karşıda emenle süt kardeşi olur.
Diğerleriyle olmaz. Eyvallah. Teşekkürler. Meral Hanım Instagram'dan şimdi sormuş. Kıymetli hocam, eşimle aramızda kıyılan dini nikahta belirlenen mehri hatırlamıyoruz. Ne eşim ne de ben. Bu hususta ne yapmamız gerekir? Nasıl belirleyeceğiz? Onun bir yolu var. Şimdi bu kardeşimiz hanımefendi evlendi. Hanımefendinin ailesinden, yani halası, kız kardeşi, emsallerinin mehri neyse bu hanımefendinin mehri de odur. Yani ya en yakın arkadaşı diyelim 100 gram altın belirledi, evet, o da onu belirleyecek. Evet. Yani kendi akrabalarından. Hı hı. Bir de bu mehirle ilgili şöyle bir şey var. Mehirin üst sınırının, yani üstünün sınırı yok. Altı da en azından, yani ona şöyle diyelim, hiç olmazsa çok az miktarlar söyleniyor ama yani kadın Allah korusun ayrıldığı zaman hiç olmazsa onun işte en azından iddet süresinde bekleyecek kadar bir miktar olmasın. Ama bu hanımefendinin mehri, kendi kız kardeşi, halası, teyzesi, onların mehri neyse bu hanımefendinin mehri de odur. Eyvallah. Erkekler bu konuda lütfen cimri davranmasınlar. Mehir kadının hakkıdır. Bu konuda cömert davransınlar. Hakikaten bu da aradaki sevginin, muhabbetin oluşmasına vesile olur. Yani aynı İslam böyle bir hak vermiş. Hanımefendiler de zora sokmasınlar. Yani beyine hibe de edebilir, alabilir de. Ama İslam hanıma bir mehir hakkı tanımıştır. Bu bir vakadır. Bu ister konuşulsun, ister konuşulmasın. Kadının hakkı olarak konuşulmuşsa konuşulan miktar, konuşulmamışsa da işte mehri misil olarak o da tahakkuk eder. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bursa'dan Sayın Damacı telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam, bu hacda ihramdan Arafat Dağı'nda yorgunduk, çıktık da. Hı-hı. Evet. Geldik, banyo yaptı, yattı, ertesi günü gitti, tavafını, sayısını yaptı. Dedim bu hacımız acep nasıl oldu, onu bir öğrenmek istedim. Anladım. Soralım. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı hocam? Tıraş falan olmuş mu? Özür diliyorum. Tıraşınız oldunuz mu efendim? Hayır, tıraş da olmaz. Sadece banyo yaptı, terledi. Anladım. Şeytan taş atmışlar mı? Şeytanı taşladıktan evet. Sonra değil mi? Evet. Saçlarının peki. Ucundan bir şey hiç kesmemiş mi? Kesmemişler hocam. Hayır, terli sayı yapmadan, tavaf yapmadan banyo yaptı. Ertesi günü elbiselerini giydi. Bunlar önemli değil. Önler önemli değil. Tıraş oldu mu? Şimdi siz ihramdan çıkmak maksatlı yapmadınız bunu. Sadece çok bunaldığınız için. Evet, terli, yorgun. Evet, sadece banyo yaptınız. Yani suyun altına girdiniz. Sonra tekrar giydiniz ihramınızı. Hayır, ihram giymedi. Elbiselerini giydi. Saçlarını kesmedi mi peki? Hayır. Bir tel bile kesmiştir herhalde ya. Anladım. Kesmemiş hocam. Peki soralım. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Bursa'ya selamlar, muhabbetler. Evet hocam, biz genel olarak anlatalım. Öyle söyleyelim, isterseniz. Evet, biz konuyu anlatalım. Şimdi Arafat vakfesinden sonra hacılarımız Müzdelife'ye inerler. Hı hı. Müzdelife vakfesinin zamanı, yani Maliki mezhebine göre akşam namazından sonra başlar. Ama Şafii mezhebine göre gece yarısından itibaren başlar. Bayramı, yani Arefe'yi bayrama bağlayan gece yarısından itibaren 1- hacılarımız şeytan taşlarlar, 2- kurban kesme vakti başlar, 3- şeytana tıraş olma vakti başlar. Bu konu İmam Ebu Hanife'ye göre vaciptir, sıraya uymak. Tavaf sonra, tavaf bilahare yapılabilir. Yani Ebu Hanife Hazretleri der ki, taş, yani evvela Cemre-i Akabe dediğimiz, hı hı, büyük şeytana 7 tane taş atar hacılar. Arkasından sırayla kurbanını keser. Arkasından da tıraş olur, ihramdan çıkar. Taş baş tıraş bir süresi değil mi? Taş baş tıraş. Bu sıraya uymak İmam-ı Azam'a göre vacip. Bugün bu sıraya uyma imkanı yok. Diğer imamlara göre de sünnettir. Dolayısıyla şimdi hacı efendiler, hanım olsun, erkek olsun, Arafat'tan inip gece yarısı gelip şeytanı taşladıktan itibaren saçlarını tıraş ederek, hanımlar saçlarının ucundan biraz keserler. Beyefendiler de, yani Hanefi mezhebine göre 1/4, Şafii mezhebine göre saçlarından birkaç tel kestikten sonra banyo yapabilirler. İhramdan çıkmış olurlar.
ihramdan çıkmış olurlar. Yani saç, baş, tıraş, sadece baş kalmış oluyor. Çünkü kurbanlar artık İslam Bankası kanalıyla kesiliyor. Ayrı bir organizasyon. Bila bu sıraya Ebu Hanife'nin dışındaki imamlar sünnet diyor zaten. Böylece ihramdan çıkmış olur. Arkasından bayram günleri içerisinde, kurban bayramı günlerinde ziyaret tevafını yapmak da Ebu Hanife'ye göre yine vaciptir. Diğerlerine göre o da sünnettir. Şimdi ziyaret tevafını, yani umridir bazılarına göre, sonra da yapabilir. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Doğru yapmış. Tıraş da burada sadece beyefendi, hanımefendi, işte şeytan taşladıktan sonra tıraş olmaları gerekir. Olmadılarsa sorun orada. Ne yaparlar hocam olmadılarsa? O şimdi çok farklı bir konu. Ayrı ayrı dinlemek lazım. Eyvallah. Ya orada yani da nelerin yapıldığı çok önemli değil demek, mi? Tabii. İhramdan çıkmak demek aslında tıraş olmak demek. Ha, burada sadece şöyle bir şey var. Şimdi şeytan taşlamış, tıraş olmuş, ihramdan çıkmış. Bütün ihram yasakları kalkar. Sadece birisi kalır. O da cinsi ilişki. O da ne zaman? Ziyaret tevafını yaptıktan sonra o yasak da ortadan kalkar. Yani bunları birebir dinlemek lazım. Eyvallah. Ama bunlar da çok ince detay isteyen meseleler. Evet. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bursa müftülüğüne ya da bağlı bulundukları ilçe müftülüğüne giderek bu detayları verip daha net bir cevap alabilir izleyicimiz. Yani ben inanıyorum ki hanımefendi de beyefendi de öyle inanmak istiyorum. Yani bu saçları... Israrla sordunuz hocam. Birkaç tel de olsa kestiler mi acaba? Yani İmam Şah 3 tel kesince tamam hanımefendi de. Çünkü görevli arkadaşlar da söylemişlerdir. Muhakkak. Veya tıraş olmuştur, dikişli elbise giymiştir. Geldikten sonra arada konuşulmuştur. O zaman farklı şeyler söylenir. Yani çünkü yani banyo yapmakla saçlarını kesmediği sürece kişi ihramdan çıkmış olmaz. Olmaz, evet. Yani o bezleri terk edip dikişli elbise giymekle ihramdan çıkmak demek ancak tıraş olmakla olur. Bunu nasıl yaptılar dinlemek lazım. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kahramanmaraş'tan Sayın Mustafa Kalaylı beyefendi telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Sağ ol hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Size de hayırlı akşamlar. Benim iki sorum olacak. Buyurun. Tavaf yaptık. Tavaf bitti. Atıyorum. Tavaf namazı kılacağız. Kerahat vakti var mıdır ki abi? Onu bir soracaktım. Peki soralım. Bir de her defasında her tavaftan sonra namaz kılmak gerekiyor mu? Hepsi bir toptan yapabilir miyiz? Bir de onu soracak hocam. Peki efendim. Bunu da soralım. Sıhhat afiyet diliyorum size. Kahramanmaraş'a selam olsun. Yine hac veya umre ile alakalı hocam. Evet. Tavaf bitti. Acaba kerahat vakti de olsa tavaf namazı kılınmalı mı? Tavaf için kerahat vakti yoktur. Yani her zaman tavaf yapabiliriz. Hı. Ama tavaf her namazda, her tavaftan sonra da tavaf namazını kılmak evla olandır. Yani bazen insanlar şöyle yapıyor. Kabe'yi çok tenha buluyor. Biraz da böyle hani aşka geliyor. Bir tavaf yapıyor. Tavaf namazı kılmadan arkasından bir tavaf daha yapıyor. Sonra bu namazları kılar. Ama doğru olan bir tavaf yaptıktan sonra, hemen bir tarafa çekilip, Hanefi mezhebinde kerahat vakti değilse, çünkü tavaf namazı için de Hanefilerde kerahat vakti vardır. Şafii mezhebinde tavaf namazları için kerahat vakti yoktur. Onlar her zaman kılabilirler. Dolayısıyla kardeşimiz tavafını yapacak, tavafını yaptıktan sonra tavaf namazını kılacak, zemzem içecek, dua edecek, ikinci bir tavafa başlayacak. Bir soluklanacak yani. Evet, soluklanacak. Yani o çünkü tavaf namazı da o tavaf... Ondan sonra namaz kılmak da gerekir. Birlikte yapacak onu. Ha iki tavaf yaptı arka arkaya. Ondan sonra namazlarını da kılabilir ama doğrusu bu. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkürler. Kerem Bey Instagram'dan selam etmiş size ve şöyle demiş. Rabbim hepimize haccı nasip etsin inşallah. Amin. Araplar Müslümanların hac ibadetini fırsat bilip ticarete çevirmiş gibi geliyor bana. Hac yerine fakir ailelere yardım etmek nasıl olur, nasıl değerlendirir kıymetli hocamız? Şimdi bu hac bir sevdadır biliyor musun? Hac bir aşktır, hac bir özlemdir. Söyleyeceğim cevabını da. Eyvallah hocam. Yani Anadolu insanı Furkan Bey, mesela hakikaten herkesin gönlünde Mekke Medine vardır, Resulullah'a ziyaret vardır. Bizim aşık insanlar kasidelerde, ilahilerde yani rüzgara efendim işte kuşlara seslenirler.
Ey Badı Seba, eğer uğrarsa yolun semt-i harameyne uğrarsa benim de tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Ya. Dolayısıyla fakirlere yardım etmek çok önemli bir görev ama haç ayrı bir görev. Bu ibadet bunun yerine kayım olmaz. Mekke Medine'de aslında gönül arz eder ki Müslümanların ortak mekanıdır. Yani Mekke Medine'nin aslında iradesi, idaresi bütün Müslümanlarda olmalı. Ortak olmalı. Mümkün yani. Olduğu kadar oradaki haç kolaylaştır. Gönlümüz böyle arz eder. Böyle olmalıdır. Çünkü haç bir ibadettir. Tabii. İslam'ın temel esaslarından birisidir, farzdır. Çok önemli bir ibadettir. Yani hacılar, umreciler Allah'ın misafirleridir. Yani makbul, mebrur bir haccın karşılığı cennettir diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla her Müslüman arzu eder ki bir hac ibadeti yapsın. Bu orada ortaya çıkan sıkıntılara serzenişte bulunuyor kardeşimiz. Ama ne yapalım? Biz o sıkıntılara katlanarak üzerine hac farz olan kardeşlerimizin hacca gitmeleri zaten Allah'ın bir emridir, farzdır. Bu farzı yerine getirmeleri gerekir. Bu bizi fakirlere, yoksullara sadaka vermekten müstahni kılmaz. Onu da yapmalıyız ama haccımızı da mutlaka yapmalıyız. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Çok, ben teşekkür ederim. Memnun olduk, müstefit olduk. Sorularımıza cevap verdiniz ama bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. İyi ki varsınız, iyi ki hocamızsınız. Rabbimiz eksikliğinizi göstermesin inşallah. Evet sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili, çok kıymetli hocamız Sayın Zeki Sayar'la birlikte programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullandı bir şey? İlahi mezhebine göre evde kitaba girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.